Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda normalde işleyiş kısmına gelelim. İletişim ve hakkımızda gibi kısımlara geçecektik ya. Ama ürün içeriğinde ufak bir şeye atlamışız. Onu yapalım. Hemen sonrasına geçelim bu kısma. Şöyle ki, ürünün içerisinde mesela girdiğimiz zaman şu alt kısımda birden fazla resim vardı. Ve bizim ürün resimleri diye bir tablomuz vardı. Biz bu tabloyu kullanmadık. Şurada. Evet. Gördüğünüz gibi. İsterseniz şu kısmı alalım. Temanın orijininden. Temanın orijininde bakın bu. Şu kısım var ya. Bunu buradan almadık. İsterseniz gelin o kısmı alalım. O kısım nerede? Şöyle yapalım. Burası. Ha, evet. Kart kısmı. Menü kısmı burası. Burası şu kısım olabilir. Evet, sanırım şurası. Yes. Evet, neredeymiş burası? Şu clear fix'in hemen altında. Ürün sepete ekleme kısımları falan var ya, onun hemen altında. Geliyorum product PHP'ye. Evet, bakın burada yeri de var zaten. Evet, buraya tıklıyorum. Bunları buraya yapıştırıyorum. Bakalım geldi mi? Evet, gördüğünüz üzere geldi. Evet, tıklıyorum. Şu an şey yok herhalde, oynama yok galiba. Oynama olmasının sebebi de şu büyük ihtimalle. Aslında buradaki de bir slider. Ve aynı resimleri alıyorlar aslında. Yani iki tane slider döngüsü yazmak zorunda kalabiliriz. Yukarıdaki nedir? Şöyle, şurası. Evet. Yukarıdaki de aynısı. Ürün kapak resminin olduğu yer. Bakın burası. Şöyle yapalım. O her bir zoom bir tanesi için. Evet. O zaman tamamıyla böyle alacağız. Evet. Buraya böyle bir şey yaptık. Şu div neden geldi buradan? Evet geldi. Tamam. Şurası. Şuna bakıyorum. Div, div. Her birisi bir div mi bunun? O yüzden mi geldi? Div, div. Evet. For kısmından sonra. Şurası. Şöyle bir silelim bunları. For. Şuraya kadar. Evet. Tamamdır. Tamam. Şimdi bir sayfayı yenileyelim şurada. Bunların aynısı oraya geleceği için yüksek ihtimalle bu oraya gidiyor. Tamam. Evet. Nerede bu ID'ler? My caption, my caption. Burada orası ne kapsıyor? Small. Tamam. Small kısmına gerek yok. Yani bir küçük bir büyük yapmaya gerek yok. Evet, şu divler aslında döngüye alacağımız kısım. Şuraya siliyorum. Şuradan da bir tanesini kalacak şekilde siliyorum. Şöyle. Evet. Sayfayı bir yenileyelim. Gördüğünüz üzere herhangi bir sıkıntı yok. Tamamdır. Evet, şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Ürünler diyelim, ürün kapak ve ürün banner. Burada ürün kapak kısmını ID ile tutma şansımız var mı? Ya da ürün banner, ürün kapak. Ya da hiç bu kısmı kullanmadan, yani bu ürün kapak kısmını sadece ürün listesinde kullanırız. Mesela göstereyim. Sadece burada kullanırız. Banner içerisinde kullanırız. Burada ise şöyle bir şey yaparız. Ürün resimleri var ya. Buraya gelelim. Buraya bir tane daha ekleyelim. Tamam mı? Kapak diyelim. Evet. Integer, hatta pardon, tiny int diyelim. 1 diyelim. Tanımlandığı gibi 2 olsun. Burada 1 olan kapak resmi olacak. O da burada görünecek. Tamam mı? Evet, ilk açıldığı şekilde görünecek yani. Gerçi onu da burada ona bir şey var mı acaba da? Yok gibi sanki. Yapmaya da gerek yok gibi ama biz yine de yapalım ya. Evet. Şimdi buna bir ürün ekleyelim. Resim ekleyelim. Hangi ürün orası? Lenovo. Evet. Bir ekleyelim. Tamam mı? Resim ürün kodu tabi. Yavuz B. Şuna ekleyeceğiz. Resim dosyası da ne olsun? Lenovo ve WebP olsun. Evet. Resim ekleyen bir. Evet. Şimdi gelelim şuraya. $PHP taglarımı açıyorum. Diyorum ki buraya ürün, pardon. Bakalım ne yazmışız? İngilizce mi yazmış her şeyi biz? Evet. Buraya diyeyim ki PImage DB Prepare Select Yıldız From Ürün resimler. Hatta buna resim ürün ve ne var? Resim dosya ve ne var? İşte resim durum diyebiliriz. From ürün resimler ver resim ürün o diyelim buna. Buna da p image. Evet. Şöyle gir alayım. O içerisinde $row'dan gelen ürün kodu diyebiliriz. Ve tabi burada if p image row count burası ve tabi bir de buraya döngü alacağız. For each p image as p evet img diyelim. Evet. Buradaki ürün kapak resmi nedir? 370'e 450 değil mi? Width 370 height 450. Evet. Şuraya da echo site uploads altında product altında ne diyelim? PNG'den gelen resim dosya diyelim. Ve alt etiketine de PHP echo row'dan gelen ürün adı mıydı? Ürün başlık mıydı? Evet. Diyebiliriz. Şimdi şu aynı sorguyu acaba altta yazmadan direktman döngüyü alabilir miyiz? Neredeydi bu bizim resimlerimizin olduğu yer? Aa biz aşağıya mı yazdık ya? Tamam neyse. Hazır yazmışız. Sıkıntı yok. Şunu alalım. Bir de bunun aynısını şurada kullanalım bakalım. Şuraya yazalım bunu. Evet. Tamam. Buraya geliyorum diyorum ki if p image row count. Burada da aynı işlemi uyguluyorum. Ben burayı daha demin yukarısı zannettim. PImage S evet PI diyelim ona da. Hatta im diyelim. PIm. Evet. Şu image evet bakın buradaki büyük hali, oradaki küçük hali. Şimdi nedir? 370'e 450. Width 370 height 450. Buna ne yazacağız? Diyeceğiz ki PHP echo pim pardon site uploads altında product altında $pim resim dosya diyebiliriz. Ve alt etiketine de direktman ürünün başlığı. Row ürün başlık. Şuna da aynı linki veriyorum. Tamam mı? Şunu. Evet. Title'a direktman ne diyelim. Resim dosya desek ismini aldırabilir miyiz? Gerçi ürünü yazabiliriz ya. Ürün evet. Sonuçta ürünün kendi ismi olacak. Tamam bunu da yaptık. Şuradaki 370-450 değil. Bakın şu küçük olanlar 70'e 83. 70'e 83. 70-83. Evet sayfayı yeniliyorum. Alt kısım gelmedi. Bir tane daha buradan ekleyelim. Alt kısmında şimdi farklı sorgu yazmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Onun, o yüzden şuradan bir bakalım tekrar. Lenovo. Evet. Yanlış yazmışım. Neyse şunu alalım mesela. Evet bunu alalım mesela. Boyutu büyük mü? Ya PNG istemesem var ya, PNG çıkar karşıma. Hı. Çok bulanık ya. Bunun da boyutu büyüktür büyük ihtimalle. Upload altına, product altına diyorum ki Lenovo 2 WebP diyorum mesela. Geldim. Şu resimleri kopyaladım. Lenovo 2 WebP olsun burası. Kaydettim. Evet, sayfayı yeniliyorum. Tıkladım mesela buradan. Bakın gördünüz mü? Slider çalıştı mis gibi. Evet, şimdi gelelim bu ilk açılıştaki kapak kısmına. Ama şu ondan önce de şuraya ikinci bir sorgu yazalım ki. Şimdi onu kaldıralım buradan. Şunu alalım buradan. Evet, bunu sadece kendi olduğu yere yazalım. Evet. Buraya bir de ne vardı? Resim kapak demiş miydik? Bakalım. Kapak sadece. Pardon. Kapak. Evet. Kapak aktif. İlk açılan kapak olacak. Onu burada yapmamız lazım ama bir saniye. Şunu önceden buraya da alalım. Evet. Şuraya da alalım. P image demeyelim buna. P image slider diyelim. Evet. Bu böyle kalabilir. Şimdi sayfayı bir yenileyelim şurada. O alttaki kısım gidiyor nedense. Burası neden gitti? Ürün resimler. Resim U. Ya Allah seni ne yapmasın ya. Şu kısmı yoksa almadık mı biz yukarıya daha demin? Image slider. Geldi işte. Nesi var bunun ki? Bir saniye şöyle bir şey yapalım. Image slider. Bunu aldım. Bunu da aldım. Buraya yapıştırdım. Şimdi aynı şekilde P image slider. Tamam burası bitti. Bir de buraya yaptık. Okey, kaydettim bir. Gelip gidiyorsun ha alttan. Tamam durun neyse geri alalım şöyle. Burası böyle. Tamam bunu yaptık. Tamam bir de buraya alalım. Tamam. Evet şu an gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi şu ilk açılışı kapak var ya, bunun olayını çözmemiz lazım. İlk açılan nedir kapak olarak? Burada aktif olan bir şey var mıdır acaba slider'da? Ha current bakın şurası. Ama işte bunu burada nasıl denk getireceğiz? Light. Şurası mı acaba ya? Evet her divin içerisinde bu olduğu için evet burası. Şuraya class diyeceğim. Bakalım olacak mı? Deneyelim. Echo pim kapak == birse aktif diyelim. Değilse null diyelim. Evet böyle kalsın. Tabii şöyle direktman bunu alalım ya. Evet böyle yazabilir sanırım. Şimdi sayfayı bir yenileyelim. Mesela ben diğer resmi kapak yapacağım. Mesela nedir? Lenovo 2'yi 1 yaptım. Sayfayı yeniliyorum. Neden böyle bir şey oldu? Pim kapak. Pim kapak. Bu da bana kapak olsun gibi oldu aslında ama. Şöyle bir şey yapsak. Sadece aktif yapsak. Evet şöyle aktif desek şöyle. Buradan açtım. Gayet güzel bir şekilde geliyor aslında ama. Ben bunu bir deneyeyim. Video uzamasın daha fazla. Bir saniye. Gençler merhaba tekrar. Bu slider'ın kendisinde bir sorun var klaslarında falan. O yüzden çok uğraşmak istemedim. Yani sonuçta bu da bir tasarımsal işlem. O yüzden çok buna girmek istemedim. O yüzden şu kapak resmine cidden sinir oldum yani. O kapak resmi böyle kalabilir. Hatta hani belki sonradan çözeriz diye tabloda kalsın. Silmeyin de sıkıntı yok. Sadece şuraya alt kısma ve üst kısma order by resim tarihi dest diyebiliriz. Hani en son eklenen resim en başa gelsin deriz. Evet, şuradayım. Sayfayı yeniliyorum. Resim tarih. Şunu şuraya almadığımız için resim tarih. Burada resim tarih diyelim. Evet, sayfayı yeniliyorum. Tabi aynı anda aldığımız için 21 yapalım bunu. Evet, tamam. Gördüğünüz üzere en son eklediğimiz resim en başa geldi. Evet. Ya tasarımla biraz uğraşınca canım cidden sıkılıyor. O yüzden hiç hani boş verdim yani. Sinir oldum çünkü. Evet, bu kısmı da atlamamamız güzel oldu. Ve buradan tıkladığımız zaman da buraya yansıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir sorun yok. Evet, o zaman bu dersi burada bitirelim. Sonraki dersimizde ise hemen şu iletişim kısmına geçelim. Yani şu kısımları bitirelim. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.